Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 3D yayınları 2021 simülasyonu TYT 5'li denemenin ikinci sayısının kimya soru çözümlerini sizler için detaylı bir şekilde yaptık. Açıklamalar bölümünden ilgili soruların zaman aralıklarını da bulabilirsin. Şimdi ikinci denemenin kimya soru çözümlerine geçelim. Aşağıda verilen bilim insanları ve kimya bilimine katkıları eşleştirilmesinde hangi seçenekte hata yapılmıştır? A şıkkında Robert Boyle verilmiş, elementleri maddelerin parçalanamayan yapı taşı olarak tanımladı. Biliyorsunuz simyadan kimyaya geçiş Robert Boyle'un yayınladığı Kuşkucu Kimyager kitabıyla olmuştu. Robert Boyle kendine ait element tanımında Aristo'nun element kavramını yıkmıştı ve bu tanımda kendinden daha basit maddelere ayrılamayan her saf madde elementtir tanımı vardı. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi Robert Boyle elementleri parçalanamayan yapı taşları olarak tanımlamış. Tabii ki bu tanımın eksik yanları vardı. Teknoloji yeteri kadar gelişmediğinden dolayı mesela su ayrılamadığı için o dönemde element olarak kabul edilmişti. Günümüzdeki element tanımı ise aynı tür atomlardan oluşan saf maddeler element diyoruz. Yani Robert Boyle'un tanımı da günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir tanım. Tekrar edecek olursak Robert Boyle element tanımında elementlerin bölünemeyeceğini, parçalanamayacağını ifade etmiş. Dolayısıyla A şıkkındaki eşleştirme doğru. B şıkkı Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan yine simyanın babası. Özellikle asitleri üzerine büyük çalışmalar yapmış. Birçok asidi de Cabir bin Hayyan bulmuştur. Bunlardan tuz ruhu ve zatçığı da vardı. Hatta kral suyu da nitrik asit de yine ayrıca Cabir bin Hayyan'ın bulduğu asitlerdendi. C şıkkına geldik. Aristo atomun parçalanabilirliğini savundu. O dönem için arkadaşlar Aristo hava, su, toprak, ateş döngüsüne kendi kavramları olan ıslak, kuru, sıcak, soğuk kavramlarını eklemişti. Atomla ilgili bir düşüncesi yoktu. Simya dönemi için Demokritos atom kavramından bahsetmişti. O da yine bölünemeyeceğini savunmuştu. Burada atomun ekstra bir de parçalanabileceği savunulmuş arkadaşlar. C şıkkı yanlış. Diğerlerinde hızlıca bakalım. Antonio Lavoisier kütlenin korunumu yasasını bulmuştur. Bu doğru arkadaşlar. Berzelius ise elementleri sembollerle ilk kez gösteren bilim insanıdır diyebiliriz. E şıkkı da doğrudur. Cevabımız yanlış olan C şıkkı. Saf X katısının ısıtılmasıyla elde edilen deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle arkadaşlar bu soruda dikkat edeceğimiz en önemli şey maddemizin saf olduğu, dolayısıyla hal değiştirirken sıcaklığının sabit kaldığı. Tabloya baktığımız zaman bakın sıcaklığın sabit kaldığı bölgeler 170 derecede ve 320 derecede. Yani bu madde iki defa hal değiştirmiş diyeceğiz. Çünkü saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabitti. Aynı zamanda yine bu maddenin katı olduğu soruda verilmişti. Ki zaten biz iki defa hal değiştirebilmesi için başlangıçta katı olması gerektiğini de söyleyeceğiz. Şimdi bu tabloyu güzelce yorumlamak için grafiğe dökmek bence daha güzel olacak. Hemen şöyle grafiğimizi, şablonunu yazalım, birlikte çizelim. Bakın sabit olduğu bölgeler 170 ve 320 idi. Bir de başlangıç sıcaklığımız 80 dereceydi. Şimdi ne yapmış maddemiz? 0 ile 2. dakikalar arasında 80 dereceden 170 dereceye çıkmış. Şöyle 170 dereceyi bir işaretleyelim. Bakın 80 başlangıç bölgem, 170'e kadar sıcaklığım arttı. 170'e geldiği zaman dakikam 2. dakika. Şuradan dakikanın da 2 olduğunu belirtelim. Sonra ne yapmış? 2. dakika ile 4. dakika arasında sıcaklığımız 170'te sabit kalmış. Yine şurası da 4. dakikamız olsun. Daha sonra ne yapıyor? Sıcaklık 4 derece 4. dakikadan 7. dakikaya kadar 170 dereceden 320 dereceye çıkacak. O halde şöyle yapalım. 320'den de bir doğruluk çizelim. Sıcaklığı arttırıyorum. 320'ye geldiği zaman artık ben 7. dakikadayım. Yine sıcaklık 7. dakikadan 9. dakikaya kadar 320 derecede sabit kalmış. Hemen şurayı da 9 yapıyorum.
Son olarak 9. dakikadan 10. dakikaya kadar sıcaklığımız artıyor ve 370 derece olarak bu tablo son buluyor. Şurasında arkadaşlar 370 yapalım. Evet, grafiğimizi oluşturduk. Şimdi burada birlikte yorumlarımızı yapalım. 0 ile 2. dakikalar arasında katının kinetik enerjisi artar. Bakın, kinetik enerji arttığı bölgeler nerelerdi? Sıcaklığın arttığı yerlerdi. Hatta gelin biz bu bölgelere isim verelim. Şu bölge 1. bölgemiz. Şu bölge 2. bölgemiz. Şurası 3. Burası 4. bölgem. Ve şurası da 5. bölgem olsun. Şimdi sıcaklığın arttığı bölgeler 1, 3 ve 5. Dolayısıyla sıcaklığın arttığı yerlerde kinetik enerji artacak dedik. Sıcaklığın arttığı yerlerden birisi de 0 ile 2. dakika. Dolayısıyla A şıkkı doğru. B şıkkı, erime noktası 170 derecedir. Yine maddenin fiziksel hallerini düşündüğümüzde maddenin arkadaşlar 1. bölgede katı, 2. bölgede hal değişimi olduğu için katı sıvı karışımı olacak. 3. bölgede sıvı, 4. bölgede yine bir hal değişimi olduğu için sıvı gaz karışımı ve 5. bölgede tamamen gaza dönüştüğünü söyleyeceğiz. Maddemizin hangi bölgelerde, hangi fiziksel halde olduklarını yazdık. Şimdi bakalım erime noktası 170 derecede mi? Erime noktası neydi arkadaşlar? Katıdan sıvı hale geçtiği bölgeydi. Baktığımız zaman 2. bölgede bu erim olayı gerçekleşiyor ve 2. bölgede sıcaklık değerinin 170 derecede olduğunu görüyoruz ve B şıkkı da doğru diyoruz. C şıkkına bakalım. 2. ve 4. dakikalar arasında katı sağlamamıştır. 2. ve 4. dakika arasında yine 2. bölgeye tekabül ediyor. Burada ısı alımı gerçekleşiyor. Fakat alınan ısı ne yapıyor arkadaşlar? Potansiyel enerjinin artmasını sağlıyor. Ne demiştik? 1, 3 ve 5'te sıcaklık arttığı için kinetik enerji artıyordu. 2 ve 4'te hal değişimi olduğu için potansiyel enerji artar. Bu potansiyel enerji nasıl artar? Dışarıdan alınan ısıyla artar. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Isı almaya devam ediyor maddemiz ki zaten sıcaklığının da daha sonra artması için ısı gerekli. Diğer şıkları da yorumlamak istiyorum. D şıkkı 5. dakikada X sıvı haldedir. 5. dakika hangi bölgeye geliyor arkadaşlar? 3. bölgeye geliyor. 4 ile 7 arasında. 3. bölgede maddeye ne demiştik? Sıvı demiştik. D de doğru. Son olarak E şıkkına da bakalım. 7. ve 9. dakikalar arasında sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir. Sıvının buhar basıncı dediği iç basınç oluyor. Açık hava basıncı dediği de arkadaşlar dış basınç. Biz biliyoruz ki iç basınçla dış basınç ne zaman eşit olur? Kaynama olayı sırasında. Yani bize diyor ki maddemiz 7. ve 9. dakikalar arasında kaynıyor. Bakalım 7 ve 9. dakikalar arasında 4. bölgedeyiz. Bir hal değişimi söz konusu. Sıvıdan gaza geçme durumuna kaynama diyorduk. Dolayısıyla E şıkkımız da doğru. Yanlış olan şık C şıkkı olacak ve sorumuzun cevabı da C diyoruz. Sıradaki sorumuzda 3 molekül verilmiş bize ve bu molekülle ilgili ortaklanmamış elektron sayısı, baz sayısı ve molekülün polarlığı sorulmuş. Hangileri doğrudur deniliyor? İlk olarak bu maddelerdeki ortaklanmamış elektron sayısı ve baz sayısı ile ilgili yorum yapabilmek için Lewis yapılarını yazacağız. Sudan başlayalım. Biliyorsunuz ki Lewis yapısı yazılırken atomların son katmanında bulunan elektron sayısı kadar nokta koyuyorduk. Oksijenin elektron dizilimini yaptığımız zaman 2-6 şeklinde. Dolayısıyla 6A grubu olduğu için oksijenin etrafına 6 nokta çiziyorum. Bu noktalar yerleşirken önce tek tek sonra ikişerli oluyordu hatırlarsanız. Hidrojenler 1A grubu olduğu için tek noktaya sahip. Bildiğiniz üzere İki ametal arasında oluşan bağ kovalent bağdır. Hidrojen ametal, oksijen ametal. Dolayısıyla bunlar elektron ortaklaşması sonucunda bağ yapacağından dolayı tek noktaları birleştiriyoruz. İyonik bir bileşik olsaydı katyon ve anyon formunda yazmam gerektiğini de hatırlatıyorum. Evet, baktığımız zaman ortaklanmamış elektron sayısı demek bağ katılmayan elektron sayısı. Oksijenin üzerinde toplamda 4 tane ortaklanmamış elektron görüyorum. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bakın çift demiyor, sayı diyor. Dolayısıyla tek tek saymam gerekiyordu. Bağ sayımız ortaklanmış elektron çiftlerine bağ sayısı diyoruz. Burada gördüğünüz gibi tek çizdiğim yani birleştirdiğim yerler bağı temsil ediyor. Toplamda 2 bağım var. Bu da doğru. Molekülün polarlığını yorumlayalım birlikte. Arkadaşlar şöyle bir durum vardı. Konu anlatımlarımızda bunun üzerine değinmiştik.
Eğer bir molekülde atom sayısı 2'den fazlaysa, suda olduğu gibi bakın 3 atom var. Molekülün polarlığına karar verirken Lewis yapısına bakıyorduk. Fakat atom sayısı 2'den fazlayken şuna da dikkat edecektik. Tür sayımız 2'yi geçmeyecekti. Yani 3 olmayacaktı, 4 olmayacaktı. Mesela ikinci öncülde 2'yi geçmiş. 3 türümüz var. Eğer türümüz 2'yi geçmişse o molekül direkt polardır. Hiç Lewis yapısına bakmanıza gerek yok. Ama burada türü 2'yi geçmediği için ne yapacağım? Lewis yapısına bakacağım. Lewis yapısına baktığım zaman merkez atomda suda olduğu gibi ortaklanmamış elektron çifti varsa merkez atomumuzda bu molekül polar bir moleküldür. Dolayısıyla su için 3. durumda doğru ve 1. öncülleri doğru olarak kabul ediyoruz. Burada şuna da dikkat edin arkadaşlar. Bağ polarlığını değil molekül polarlığını soruyor. O yüzden kurallara dikkat edelim. Geldik 2. duruma. Molekülümüz CH3OH. Yine kovalent bir bileşik. Hemen bunun yapısını yazalım. Karbonda 4 noktamız var. Hidrojen 1 noktaya sahipti. 3 tane hidrojen karbonun etrafında arkadaşlar. Oksijeni karbonun yanına alıyoruz. Oksijenimizde de toplamda arkadaşlar 6 tane elektron koyacağız. Hatta bunu da şöyle bir farklı renkle yapayım ki karışmasın. Şöyle maviyle yapalım. 6 nokta koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra elimde bir tane daha hidrojen bulunması gerekiyor. Onu da şuraya alıyorum. Tek noktamı da koydum. Şimdi ne yapıyorduk? Kovalent bir bileşik olduğu için ametal atomlar arasında gerçekleştiğinden dolayı tek noktaları birleştiriyorum. Birleştirdik. Arkadaşlar burada hidrojenin tek bağ yaptığı için ortalarda yani oksijenin yerine hidrojeni yazmam söz konusu değil. Çünkü oksijenle hidrojenin yer değiştirirsem hidrojeni iki bağ yaptırmak durumunda kalıyorum. İki bağ yapma kapasitesine sahip değil. O yüzden metil alkol hatta bu bileşin ismi de metil alkolün Lewis yapısı bu şekilde olacak. Şimdi baktığımız zaman ortaklanmamış elektron sayısı burada yok demiş ama gördüğünüz gibi oksijende 2. 2 de buradan toplamda 4 tane ortaklanmamış elektron sayısı var. Dolayısıyla ikinci öncülüm direkt yanlış oldu. Bağ sayısını da yorumlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 bağ var. Burası doğru. Molekül polar mı? Az önce söylemiştim. Yapıda 2'den fazla tür varsa o molekül direkt polardır. Bu da doğru. Fakat dediğimiz gibi ortaklanmamış elektron sayısı yanlış olduğu için ikinci öncülü de eledik. Geldik üçüncü molekülümüze C2H4. Yine bu tür yapıların Lewis yapısını yazmak için kaç tane karbon varsa onu bir ayrı yazın arkadaşlar. 2 tane karbon var yapıda. Karbonun 4 noktasını bir koyalım. 4A grubu olduğu için. Bunları koyduk. Evet, 4 tane hidrojen var. Şimdi hidrojenleri kardeş payı şeklinde karbonlara paylaştırıyoruz. Her karbon başına 2 hidrojen düşüyor. 2 tane hidrojen soldaki karbon için yazdım. 2 tane de sağdaki için yazdım. Hidrojenle karbonların tek noktalarını birleştiriyorum. Yine kovalent bir bileşik bu. Geriye kalan 2 tek nokta birbirleriyle ortaklaşacak arkadaşlar. Karbon çift bağ yapacak. Zaten eğer organik kimya gördüyseniz bu bir alken bileşiği ve bu bileşiğe aşinasınızdır. Şimdi baktığımız zaman ortaklanmamış elektronumuz yok arkadaşlar. Bütün elektronlar bağ yapmış. Dolayısıyla sıfır ifadesi doğru. Bağ sayımız 6 demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu da doğru. Molekül apolar demiş. Yine kurallarımızda ne demiştik? Hidrokarbonların tamamı apolardı. Bu öncül de doğru. Hatta şöyle bir kısaltmamız da vardı. Buradan da yapabilirdiniz. Karbonun yanındaki elementimizin sayısı çift ise böyle moleküller de apolar karakterlidir demiştik. Üçüncü öncül de doğru oldu. Cevabımız D şıkkı oluyor. 1 ve 3. Yine şurada bir uyarı yapmak istiyorum. Dedik ki arkadaşlar molekül polarlığı soruluyor. Dikkat edin. Mesela burada CH4'te bağ polarlığı sorulsaydı farklı atomlardan oluşan CH bağın 1, 2, 3, 4 tane polar bağım vardı. Aynı atomlar arasında oluşan 2 tane de apolar bağım vardı. Bunu da hatırlatmak isterim. Yani polarlık sorulduğu zaman bağ polarlığı mı molekül polarlığı mı sorulmuş çok dikkat edelim. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki kimya alt disiplinlerine ait belirtilen çalışma alanlarından hangisi yanlış verilmiştir? Biyokimya, biliyorsunuz biyokimya canlı organizmaların yapısındaki çeşitli kimyasal maddeleri ve bu organizmalardaki çeşitli kimyasal reaksiyonları inceleyen kimyanın alt dalıydı. Yine
Çalışma alanına baktığımız zaman solunum olayında kanda gerçekleşen kimyasal tepkimelerin açıklanması demiş. Solunum canlılarda gerçekleşen bir olay. Yine kandaki çeşitli kimyasal tepkimelerde biyokimyanın alanına girmekte. Birinci eşleştirmem doğru. Organik kimya, yine tanımını yapalım öncelikle arkadaşlar. Yapısında karbon ve hidrojen elementleri bulunan, ana element olarak karbon ve hidrojen olacak. Bununla birlikte oksijen, fosfor, azot gibi çeşitli elementler de bulunabilir ama şart değil. Böyle bileşiklere biz organik bileşikler diyorduk. Organik kimya, işte bu organik maddelerin sentezi, analizleri, özellikleri, reaksiyonları, her şeyini inceleyen kimyanın alt dalıdır. Peki tanımımıza baktığımız zaman içme sularının içerisindeki mineral miktarının belirlenmesi. Arkadaşlar burada mineral dedi. Mineraller organik maddeler değil. Mineral deyince aklımıza elementler gelecek çeşitli. İşte sodyumdur, kalsiyumdur, çinkodur, demirdir, fosfordur. Bu gibi elementler gelecek. Dolayısıyla bu mineraller organik değil, anorganik maddelerdir. Ve B şıkkı eşleştirmesi yanlıştır. Doğru eşleştirme anorganik kimya olabilirdi. Veya miktarının belirlenmesi demiş. Analitik kimya da diyebilirdik. Hani analizini yorumlayabilirdik. İkisi de olurdu. Birden fazla çalışma alanı var. Ama organik değil arkadaşlar. Diğer öncüllere de bakalım. Endüstriyel kimya. Endüstriyel kimyada daha çok ham madde üzerine incelemelerde bulunuyor. Endüstri için gerekli ham maddelerin elde edilişleri, saklanma yöntemleri, verimli kullanılma durumları gibi olayları inceliyor arkadaşlar. Burada ham petrol, len gaz yağı, asfalt ve parafin ellesi. Bunların çoğu zaten ham madde. Dolayısıyla C şıkkındaki eşleştirmemiz doğru. D şıkkında fizikokimya denilmiş. Fizikokimya, fiziksel faktörlerin kimyasal olaylara katkılarını inceliyor. Sıcaklık, basınç, enerji dönüşümleri gibi. Bakalım çalışma alanımızda ne demiş? Termik santraldeki ısı ve iş dönüşümlerinin incelenmesi. Dediğimiz gibi bu ısı ve iş dönüşümlerinde yine fiziksel etkenler mutlaka var. Bunların incelenmesi fizikokimyaya giriyor. Polimer kimyası. Öncelikle polimerin bir tanımını yapalım. Çok sayıda küçük birimin, yani monomerin bir araya gelip büyük molekül yapı oluşturmasına polimer diyoruz. Polimer deyince aklımıza ilk olarak lastikler, plastikler, kauçuklar gibi çeşitli malzemeler gelmeli. Günlük hayatta sıkça kullanılan malzemeler gelmeli. Örneklendirmemize baktığımız zaman kış koşullarına uygun araç lastiği üretimi. Lastik de bir polimer malzemedir. Dolayısıyla E şıkkındaki eşleştirme de doğru. Sonuç olarak B şıkkına baktığımızda mineralden dolayı anorganik kimya, miktar tayininden dolayı da analitik kimya aklımıza gelirken organik kimya bu çalışma alanına girmemekte. B şıkkındaki eşleştirme yanlıştır dedik. Cevabımız B. Yukarıdaki değişimlerin fiziksel ve kimyasal olarak gruplandırılması seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen örneklerimize bakıyoruz. Birinci durumda oksijen ile olan tepkimeler yanma tepkimesiydi ve yanma olayları kimyasal reaksiyonlardı. Bütün yanma olayları kimyasaldır diyorduk biz. Birinci öncül kimyasal. İkinci öncülde klor atomu bir elektron almış ve klorun anyon formuna dönüşmüş. Arkadaşlar kimyasal özellik iki tanecikte aynı olabilmesi için iki taneciğin hem proton hem de elektron sayıları aynı olmalıydı. Burada baktığımız zaman klor atomu elektron aldığından dolayı eskisine göre elektron sayısı bir tane fazla olacak. Yani elektron sayısı değişti. Dolayısıyla bu iki özellikten elektron sayımız değiştiğinden dolayı kimyasal özellik değişecektir ve bu olay kimyasaldır diyeceğiz. Hatta şöyle bir genelleme de yapabiliriz. Elektron alışı ya da elektron verişi kimyasal bir olaydır. Üçüncü duruma baktığımız zaman potasyum nitrat tuzumuz güherciliydi diğer yaygın ismiyle. Suyun içerisinde çözünme denklemi verilmiş. Tuzların suda çözünmesi fiziksel bir olaydı. Dördüncü öncülde ise karbondioksit katısının gaz hale geçtiği söylenilmiş bize. Fiziksel bir değişim var. Bileşiğin yapısında herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu olay da fiziksel bir olaydır. 3 ve 4 fiziksel, 1 ve 2 kimyasal, cevabımız C şıkkı olacak. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin çevreye ve sağlığa zararları doğru belirtilmiştir? Birinci maddemiz kükürt dioksit, formülü SO2. Zararı olarak solunum yol hastalıklarına yol açar denilmiş.
Kükürt dioksit, fosil yakıtların yanmasıyla havaya karışan bir gaz ve solunum yolu hastalıklarına yol açıyor arkadaşlar. Hatta kükürt dioksit gibi asit özelliğe sahip NO2, SO3 gibi gazlar da solunum yolu rahatsızlıklarına yol açmakta. Dediğim gibi asit oksit oldukları için ayrıca suyla tepkimesinden asit yağmurları da oluşmakta bu maddelerin. Birinci maddemiz ve zararı doğru. Civa HG sembolüyle gösteriliyordu. Su canlıların dokularında birikir. Arkadaşlar özellikle insanlara civa balıklardan da geçmekte. Yani yediğimiz balıklardan da civa insan vücuduna girmekte. Ve ağır metal olduğu için de vücutta kalmakta. Civanın dediğim gibi ulaşım kaynaklarından biri de insan vücuduna su canlılarından. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. Daha çok civada şunu söyleyeyim. Plastik ürünlerin denize karışmasıyla deniz suyuna geçiyor. Oradan da balıktaki canlılara geçmekte. İnsanların tükettiği balıklardan da insan vücuduna eser miktarlarda civa geçmekte ve birikmekte. O yüzden deniz sularımızı da temiz tutmanın önemine vurgu yapıyorum. Üçüncü maddemiz klorofluorokarbonlar. Formül olarak organik bir madde arkadaşlar. CCl2F2 şeklinde yazılmakta. Klorofluorokarbonlar özellikle deodorantların yapılarında kullanılan itici gazlardan ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor arkadaşlar. Birçok ülkede de kullanımı yasaklanmıştır. Çünkü ozonla tepkime veren bir gaz ve ozonun yapısını deforme ediyor. Bu 3 madde ve zararı doğru şekilde eşleştirildiği için cevabımız Edirne. Aşağıda bazı sıvıların aynı sıcaklıktaki viskoziteleri ve 1 atmosfer dış basınçta kaynama noktaları verilmiş. Bu tabloya göre yukarıdaki sonuçlardan hangileri çıkarılabilir diyor. Birinci öncüle bakıyoruz. Gliserinin akmaya karşı gösterdiği direnç en fazladır. Akmaya karşı gösterilen direnci biz viskozite diyoruz arkadaşlar. Soruda sıvılarımızın viskozite değerlerine baktığımız zaman gliserinin viskozite değeri diğer iki sıvıdan daha fazla. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülde aynı sıcaklıkta buhar basıncı en fazla olan asetondur. Şimdi bu maddelerin sıcaklık değerleri aynı denilmişti. O halde kaynama noktasındaki düşüklük moleküller arası çekim kuvvetinin zayıflığını ve uçuculuğu temsil etmekte. Uçuculuk arttıkça buhar basıncımız artmaktaydı. O halde bu maddelerden kaynama noktası en düşük olan madde daha uçucu olduğu için buhar basıncı daha fazla olacak. Bu maddemiz de asetondur arkadaşlar. İkinci öncülde aynı sıcaklıktaki buhar basıncı daha fazla olan aseton ifadesi doğru. Üçüncü öncüle geldik. Eşit miktarlar alındığında su en hızlı akar. Yine suyun akış hızı viskozite üzerinden yorumlanacak. Viskoziteye ne demiştik? Akıcılığa karşı gösterilen dirençti. O halde viskozitesi en az olan daha hızlı akacaktır. Eşit miktarlar alındığında su en hızlı akar. Yani viskozitesi en düşük sudur diyor. Öncülere baktığımız zaman viskozitesi en düşük olan maddemiz asetondur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Cevabımız C şıkkı diyoruz.